Bu haftanın birincisi acaba kim oldu? Haftanın birincisi Yasemin gelin mi? Ekin gelin mi? Sümeyra gelin mi yoksa Ceren gelin mi? Bakalım haftanın birincisi kim oldu? Az sonra. Evet, şimdi sırada büyük final var. Bu haftanın birincisi acaba kim oldu? Haftanın birincisi Yasemin gelin mi? Ekin gelin mi? Sümeyra gelin mi yoksa Ceren gelin mi? Evet, geldik finale. Pişmanlıklarınız var mı? Verdiğim puanlardan memnunum. Memnunsun. Evet. Aldığın puanlardan memnun musun? Memnunum Aslan. Peki, sana da aynı soruyu soruyorum Yasemin. Aslanım, ben Ceren ve Sümeyra'nın evi için ikisini de aynı gördüm. Aynı puanı evet tabii ki de verdim ve bundan pişman değilim. Sadece 3-3 değil de 4-4 verebilirdim. Hı. Bu şekilde başlayabilirdim. Hı. Ekine de 3 verirdim o zaman. Sadece bu 3-3-2 değil 4-4-3 vermek isterdim. Yani 2'yi kullanmak istemezdim. Evet. Sen ne diyorsun? Ben verdiğim puanlardan pişman değilim ama aldığım puanlardan adaletsiz davrandıklarını düşünüyorum. Kim adaletsiz davrandı? Bana göre, benim nazarımdan Yasemin'le Ekin'in bana adaletsizlik yaptıklarını düşünüyorum. Yasemin evet. Ve Ekin. Ben biraz daha yüksek kullanabilirdim. Evet, ben de ondan pişmanım. Hmm. Evet. Evet, sen? Ben pişman değilim asla. Yasemin? Yüksek kullanabilirdim yani. 3-3-2'den değil 4-4-3 olarak. Evet, çok düşük başladın, düşük tuttun. Evet, ama yani puanları niye düşük tutuyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Niye düşükten başlıyorsunuz? Sebep ne? Neden yani 5 puan vermek sizin için risk? Yani 5 puanla başlamak, 5 puan vermek sizi neden korkutuyor? Ya aslında korkmak değil. Ama ben kendi evimin arkadaşlarımdan daha iddialı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bundan ötürü 5 almadığım için de, hiç 5 evet. Almadım. Aslında kendimin aldığım değil, kendi evimi en iddialı gördüğüm için de 5 vermedim. Ama Ceren'in evini beğendiğim için ona 4 puan verdim. Hmm. Kendi evim gibi bir ev görseydim 5 verirdim. Ben ilk gün olduğu için biraz çok yüksek başlamak istemedim. Ama keşke de başlasaydım. Biraz pişman oldum ondan dolayı. Yani evet. Sonuçta puanı istediğiniz evet, kadar kullanabiliyoruz ya. Keşke öyle düşünmeseydin. Sonuçta bir puan şu an... Yani bir evi beğendiysen, o evde enerji aldıysan, her şey sana göre tamamsa... Hakkını verseydin keşke. Özellikle de sana söylüyorum Yasemin'cim. İstediğim dediğim puanları verseydim arkadaşların arasında yine bir fark olmayacaktı aslında. Evet. Puan farkı olmayacaktı. Sadece bana kullandıkları puanlar biraz yüksek olabilirdi. Hı hı. Çünkü bu da etkiliyor bence. Peki sizce haftanın birincisi kim olacak hanımlar? Var mı sizin favori adayınız? Hepimiz ben. Ben Ceren'in ya kendimi ya da Ceren olabileceğini düşünüyorum haftanın birincisini. Sen? Ben ikisinin ama Sümeyra'ya biraz daha yakınım sanki olabilir. Siz ne diyorsunuz? Ben de Ceren diyorum. Ceren olabilir. Ceren? Ben de inşallah ben olmak isterim diyorum. Evet. Ama Sümeyra da olabilir evet. Peki. O zaman başlayalım. Bakalım haftanın birincisi kim oldu? Onun öncesinde... Altınlara ilk veda eden isim benden kaç puan almış olabilir? Altınlara veda eden ilk isim benden 7 puan aldı. Arkadaşlarından da 7 puan alarak... Toplamda 14 puana yükselen Yasemin. Aa. Sen yani hiç beklemiyordum Aslan'ım. Çünkü yani evimin diğer arkadaşlarımın evlerine nazaran iyi olduğunu düşünüyorum yani. Hı hı. Ben senin mutfağını çok beğenmiştim. Teşekkür ederim. Gerçekten mutfak oldukça güzeldi. Chester'ların da güzeldi. Koltukların, kanepelerin. Teşekkür ederim. Evet. Sen niye aa dedin? Üzüldüm. Yani illaki birileri kaybedecek ama hangisi olursa olsun, hangimiz olursa olalım üzüldüm. Evet. Her yarışmada olduğu gibi bizim yarışmamızın da bir kaybedeni ve bir kazananı oluyor. Evet. İyi ki katıldın Yasemin. Seni iyi ki tanıdık.
Bence çok güzel bir şey kazandın. Çok güzel anıların var artık evet, senin de. Evet. Çok özel bir haftada bizimle yarıştınız. Bence siz dördünüz de çok şanslı gelinlersiniz. Bilmiyorum, bunun farkında mısınız? Tabii ki farkındayız. Evet, farkında kesinlikle aslan. Ne güzel, çok teşekkür ederim. Evet, altınlara veda eden ikinci isim. Dilerseniz ayağa kalkalım. Altınlara veda eden ikinci isim. Benden 8 puan aldı. Arkadaşlarından 7 puan alarak toplamda 15 puana yükselen Ekin. Teşekkür ederim. Sen oldun. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Her şey için sağ olun. İyi ki katıldın, iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, şöyle yanıma alayım Ceren ve Sümeyra. Zaten yanımdasın. Sen de şöyle yanıma gel. Evet, altınlara veda eden üçüncü isim. Finale Sümeyra ve Ceren kaldı. Sizler de biliyorsunuz ki ikinizin puanı eşit. Evet. 10 puan sende, 10 puan sende. Gerçekten bu iş şimdi bende. Biraz zor olacak çünkü ben ikisini de acayip sevdim. İkisi de bizi çok güzel ağırladı. Ama dedik ki bu hafta bir birinci olsun. Bakalım haftanın birincisi Sümeyra gelin mi? Yoksa Ceren gelin mi oldu? Ceren gelin diğer gelinlerden 10 puan. Sümeyra gelin diğer gelinlerden 10 puan aldı. Ve benden aldıkları puanlar... Bir gelinimiz benden 8 puan. Bir gelinimiz de benden 9 puan aldı. Acaba bu hangi gelin oldu? Arkadaşlarından 10, benden 9 puan alarak 19 puanla Sümeyra birincisi oldu. Teşekkür ederim. Size ben de çok teşekkür ederim. Canım, katıldığınız, bana puan verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten sen de gönüllerin birincisi oldun. Teşekkür ederim. Bizi çok güzel ağırladın. Ailene, eşine, tabii dostuna, armağanlarına çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Ben de tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ya gerçekten. Ne çok hissediyorsun? Mutluyum. Söyle duygularını. Ben Ceren olur diye bekliyordum gerçekten ama çok heyecanlıyım. Anlatamam. Sizden evet. Bunu almak da çok güzel bir duygu. Teşekkürler. Geldiğiniz için, evime sefalar getirdiğiniz için teşekkür ederim. Biz de sana ben çok heyecanlıyım. Kalbim titki taslanır. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Gerçekten benim için çok özel bir gündü. Ben evimi, bu işte hep söyledim ya, birinci bölüm şerefine tabii ki siz değerli izleyenlerim için, siz değerli gelinlerim için kapımı açtım. Ve bana sürpriz yapıp gelen Buket gelinime, Tuğba gelinime, İlayda gelinime çok teşekkür ediyorum. Bana yaptığınız sürprizler için ayrıca ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Size iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkürler. Şimdi ben sizi yolcu edeceğim. Malum efendim evde temizlik var, biliyor musunuz? Kalıp yardım edelim aslanım. Evet, altınları kasadan bunları temizliyor dermişiz. Evet. Değil mi? Evet, temizlerim. Temizler misin benimle? Tabii ki temizlerim. Harikasın. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, yeni yılın ilk haftası da böyleydi. Ve şimdi önümüzdeki hafta iddia ediyorum birbirinden zevkli, birbirinden özel gelinlerimle sizlerle birlikte olacağız. Bakalım neler neler olacak ve biz, Aslı Hünel ve bu muhteşem ekibim nerede olacak? Lütfen bizden ayrılmayın. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.